Efendim, sizin neden pusatınız yoktur? Düşmandan korkmaz mısınız? Allah'a sığındıktan sonra yüreğinde korkuya yer olur mu evlat? Peki efendim, şimdi düşman gelse ne yapacaksınız? Burada yiğit mi yiğit bir alp var. Gayrı o beni düşmandan korur. Korurum tabii. Hem ben en büyük düşmanımızın da gözünü patlattım. Demek düşmanına büyük zarar verdin. O vakit sen babanın yiğit bir alpi olacaksın. Evlat, düşmana karşı hiddetli olmak marifettir. Lakin unutmayasın esas marifet, düşmanı kendi safına çekebilmektir. Seni öldürmek için gelen düşmanın sende hayat bulmasıdır. Peki efendim, bunun için ne yapmak icap eder? Sana ne yapmak icap eder anlatayım. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmek üzere Hazreti Ebu Bekir'le birlikte yola çıkmıştı. Mekkeli müşrikler peygamberimizi yakalayıp öldürene mükafat vaatlerinde bulundular. Ebu Büreyde de bu mükafata erişmek için peygamberimizi arayanlardandı. Nitekim Peygamber Efendimiz'in yolunu kesti. Niyeti onu öldürmekti. Peygamberimiz bunu anladı. Ama yine de onunla birkaç tatlı kelam eyledi. Ebu Büreyde, Peygamberimizin tatlı kelamlarından, hoşgörülü yaklaşımından ve nur saçan cemalinden çok etkilendi. Şaşkınlık içindeydi. Konuştuğu bu kişinin öldürülmeye değil, peşinden gidilmeye değer biri olduğunu fark etti. Ve o anda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Böylece gayesi onu öldürüp altın elde etmekken, o bulunmaz hazineler elde etti. Kararmış yüreği Efendimizin nuruyla aydınlandı. Maşallah! Peygamber Efendimiz ne kadar güzelmiş ki. Düşmanı onun sıfına geçmiş. Efendim, bana dua eder misiniz? Peygamberimizi rüyamda göreyim. Tabii ki ederim. Efendim, ben de bundan böyle düşmanı kendi yanıma çekmeye çalışacağım. Ama zalimliğinden dönmezse ona acımayacağım. Aferin evladım. Allah sana da babana da nice gönüller fethetmeyi nasip eylesin. Amin efendim. Amin.